Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, başka nomlarını zikir kılıp bu halal mı, bu haram mı deyiş doğru mu? Coca-Cola, Pepsi, Red Bull ya başka nom bilen bu işten kat'i nazar. Bu içimliklerinin maddesini içi de şeriat haram kılgen narsa bulmasa halal, şeriat haram kılgen narsalar bulsa onun nomi asal bulsa hem haram. Assalamu alaikum. Coca-Cola, Pepsi ve kuvvet aşuruvchi içimlikler halal mı? Cevap için rahmet dediler. Hop, savol bu narsalarının nima qo'shib tayyorlanishiga bog'liq. Alohida bitta nomni aytib bu halol, alohida bitta nomni aytib bu harom deyishlik imkoniyati hiç kimde yok. Masalan Coca-Cola halol mı? Halol. Nima uchun? Chunki unda harom narsa qo'shilmagan deyiladi. Lekin Coca-Cola halol mı? Ha, halol desangiz, Coca-Cola'ga sizga aroq qo'shib berib yorsa, ha, Coca-Cola ichyapman deysiz, aroq qo'shib yorgan. Unda harom bo'ladi. Pepsi ham shu, quvvat oshiruvchi moddalar ham shu. Red Bull deysizmi? +18 deysizmi? Hamma-hammasi. Agar o'sha quvvat oshiruvchi energetik moddalar shariat harom qilgan narsalarsiz ishlatilgan bo'lsa, ishlab chiqarilgan bo'lsa, u halol bo'laveradi. Nimaga? Innal asla fil ashiyai al ibahatu. Narsalardagi asl qoida mubohlik. Qachonki bir narsani harom desak, u haromga dalil keltirishimiz kerak. Shariat nuqtai nazaridan haromligiga modda sifatida oyati kalimada, hadisi shariflarda, usuli ulamoda kelgan qiyos orqali, illat orqali aniq haromni dalillashimiz kerak. Dalillanmagan narsalarni shariat halol deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo halolni halol, haromni alohida harom deb sanadi. Halolni sanamadi, haromlarni sanab qo'ydi. Oyati kerimalarda haromning sanog'i bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida haromning sanog'i bor. Halolga kelganda Alloh subhanahu va taolo ularni ne'mat dedi va ularning adog'i yo'q dedi. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanamoqchi bo'lsangiz, adog'iga yetolmaysiz dedi. Halol narsalarning adog'i yo'q. Shuning uchun asl qoida hamma narsa halol hisoblanadi, illo istisno shariat keltirgan qoidalar asosida harom yuzaga chiqadi. Coca-Cola moddasi mast qiluvchi ichimlik ichida yo'q, cho'chqaning moddasi yo'q, shariat sanagan harom narsalar ichida yo'qmi? Demak, uni iste'molidan hech kimni man qila olmaysiz. Coca-Cola, Pepsi'ga o'xshagan narsalar to'g'risidagi ba'zi fatvolar bor. Misol uchun Falastinni fatvosi bor, Falastin ulamolarini, Misrda ba'zi ulamolarning fatvolari bor, Turkiyada ba'zi ulamolarning fatvolari bor. Bular bunga o'xshagan fatvolar siyosiy fatvolar hisoblanadi. Siyosiy jihatdan e'tibor qaratiladi. Coca-Cola ichsang deydi, Coca-Cola'ning firmasi falon siyosiy tashkilotga ega. Coca-Cola'ning ma'lum bir mablag'idan 5% yoki 10% siyonizm tashkilotiga ajratiladi. O'sha siyonizm tashkiloti uchun ajratilgan puldan ular o'q yasashadi va bu o'q bilan Falastindagi mazlum musulmon xalqlarni otishadi, shunga yordam beryapsan deyishadi. Bu qarang, bunga o'xshagan jihatlar siyosiy fatvolar hisoblanadi. Ichmasangiz, yaxshi niyat qilib bu ma'noda o'shalarning foydasiga men hissa qo'shmayin desangiz, bu sizni ishingiz u. Taqvoyingiz o'zingizning ishingiz, lekin uning jinsini, aynan Coca-Cola'ning jismi, moddasini harom deyishlikka bu siyosiy fatvolar dalil bo'la olmaydi. Nimaga Alloh subhanahu va taolo haromni harom, halolni halol qilishlikda yagona bo'lgan manba Qur'oni Karimligini aytgan va hadis sharifligini aytgan. Payg'ambarimiz ham harom qiladilar ba'zi narsalarni. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum
oyatı kerimesi de Peygamber aleyhisselamın hüküm çıkarışlarına dalalet kıladı bu. Yine bir başka ayet hatta yuharrimuna ma harramallahu ve resuluhu dedi Allah Teala. Hatta Allah ve onun resulü haram kılgan narsani haram demagullarıca dedi. Yani Allah'ın özü ve resulü ham haram kıladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam haram demagan narsani bir adam haram dese kopal manada peygamberlik dava kılıyetken buladı. Ve Peygamber aleyhisselam ettiler ki Allah subhanahu wa ta'ala haramlarını sanadı. Lekin hiç narsani isten çıkarmadı. Nimani indemegen bulsa bu sizlerge nimet dedi. Faydalaninglar dedi. Allah subhanahu wa ta'ala haramını zikrini, usulünü, fer'ini, kaidelerini ortaya koymagan bulsa hemen arsa bizge halal hesaplana uğradı. Allah aytgan haram narsalar, Resulullah aytgan haram narsalar ve bu iki menbeden kelip çıkan icma ve kıyaske kora kılıngan haram narsalar haram buladı. Kıyametke kadar bunlarına halal değil miydi? Misal için gereğin, Peygamber aleyhissalatu vesselam davurlarda bulmagan, lekin Resulullah'ın mübarek sözleri var. Külli muksir, muskir haram degerler. Her bir mest kılıcı haram degerler. Her bir mest kılıcı haram degen kaidelerden kelip çıkadı ki bundan keyin kanakangi nom bilen çıkardıştan kat'i nazar muskir bulsa, mas kılıcı madde buladigen bulsa haram buladı. Nomini nima deb atashlardan kat'i nazar. Buni aksi ham bor. Agar mas qiluvchi modda bo'lmaydigan bo'lsa, ichimlik bo'lsa-yu, nomi mas qiluvchi moddalarning nomida bo'lsa, bunda ba'zi ulamolar ixtilof qilsa-da, lekin moddaning o'zi mubohligiga yuqoridagi qoida asos bo'ladi. Masalan, ba'zilar biz alkogol pivani so'rashadi. Halolmi deb. Masalan, tabiatan uni Müslüman adam tabiyeti kotarmasa-da, lekin haram değişlik için onda muskir illeti buluş gerek. Maskırı için maddenin membesi buluş gerek. O membe yok mu? Onu mubah deyiladi. Şu manalarga köpüra itibar veriş gerek ve yine şu orullarda ciddira itibar karatıp ve ahamiyetlira insan buluşukki hareket kılışımız gerek. Şeriat nukteyi nezereden halal haram meselelere de her bir adamın tili uzun bulmasını gerek. Şeriatını biledigen, bu ilimge umurunu fida kılıgen, hayatını şu yolda sarflayetken ulemalarımız var. Uşalardan maslahat alış gerek. Uşalardan sohbetine kulak salışımız gerek. Hayatdaki din şeriatı köçesi de İlim talebi riyazatıdan nasibedar bo'lmagan odamlarning shariat nuqtai nazaridan o'zlaricha aytayotgan gaplariga quloq solavermaslik kerak. Chunki islom shariatining noyob, oydin, pokiza yo'liga har zaman, har davrda kirli bir xira, shubhali narsalarni tashaydigan dushman tashqarida ham ichkarida ham bo'lgan. Sünnetini inkar kıladigan taifeler ve şeriat nukteyi nazarıda ilmi asası bulmasa da özünün şeriat bilimdanı kılıp korsatışkı urnadigan taifeler şeriat namıdan gepirip kança şubhalarını yugatışkı hareket kılıçadı. İslam ümmetinin içiden kozgaladigan şubhalar İslam ümmetige en köp zarar beredigan hadiseler bugün. Tarihten bu malum bu. Abdullah ibn Sebe degen Yahudi adam ilk ümmetinin arasındaki ihtilaflarını kuzgaçlıkta Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun şahsları da şüphe uygatken. Özlerine ergeçken, şahsi, siyasi manada işi yürümegen adamlarına şuna kendi vasfaslarını tarkatken, Mısır'a oturup alıp, Mısır'da özüge cay kıvalıp adamlarını miyyalarını aynı etken. Ali'ni uluğlaş. Nimege Abu Bakr ornige oturup aladı. Nimege Umar Ali turganda halife boladı. Nimege Usman Ali'den aldın bir adaplik kılıp halifelikke oturup aldı. Ali hakdormas mıydı? Ali peygamberinin kuyovmas mıydı? Nime uçun nerge ümmetinin İsa'sı kayıtıp gelerken de biz ümmetinin Ali'si kayıtıp gelmeseken uyam kayıtıp geledi degen şeriat nukteyi nazarıda asaslarına karşı şubhalarını uygatken. Ve bu asasda o ciddi köp fitneçilerini tayarlıgen.
O fitneçiler Allah'ın lanetine düşer bulgur iflaslar İslam şeriatını uşa davurdan başlayıp 2'ye, 3'ye, 5'ye, 74'ye bölüp taşışken. Yani şu şubhalar asası be. Halal haram meselesi bulsun, akide meselesi bulsun, ciddi mevzular bulsun. Bularda elbette elbette imamlarımızga, ulamalarımızga, ahli ilimlerimizga ergeşikimiz zaruri. Zaruri bu. Bazı iktibaslarını ettik. Bunlarını daim tekrarlaş bizge fayda inşallah. İslam'dan gapirishlik ulamalarının hakkı değişlik, İslam dinini monopoliya kılıp alışlık diyetken neo cedidçiler, aynen şu usulünü, aynen şu mizanını demek ki tabiplerge içmeydi. Tibbiyattan gapiriş, diagnoz koyuş, doktorların işi. Eğer diagnoz meselesine aptekeçi aralarsa, aptekeçini kamış edi. Aptekedeki, daruhanedeki, daru satadigen insan diagnoz koyuşlikke hakkı yok. Tibbiyatın kanunlarından. Ne mi için? O aptekedeki satıcılar, apteke işi boyunca, ilaç meselesi boyunca şuhurlanedigenler doktorlarını tenkitkime yaptı. Ne mi için? Nima qilsizlar tibbiyotni monopoliya qilib olyapsizlar demayapti. Nima uchun? Chunki ilmiy asosdagi gap bu. Xalqlarga, insonlarga manfaati shunda. Dori ishlab chiqaradigan odam dorining xususiyatlariga javob beradi. Kasal bilan doktor shug'ullanadi. Doktor kasallikning diagnozini qo'yadi, uning tashxisini qo'yadi, keyin tabib ajzoniyaga jo'natadi dorixonaga. Ve ondan ki doğrularını teşhis boyunca satıp alır. Bu üslup, sistemi, tertip bu. Adli tibbiyat meselesi de buna hangi tertiplerini koyuşlukke hem makul deseyu, kayıl deseyu. Demek için şeriat noktayı nazardan halal meselesige, haram meselesige, akide meselelerige, fikhi meselelerige, oy başkalar aralaşmasın. Bu dinning, shariatning o'zining mutaxassislari bu masalaga javob bersin deyilsa, nima uchun din monopoliya qilingan bo'ladi? Nima uchun? Al-insof ma'al avsof. Insof qilish kerak. Insofsizlik oqibatida islom ummatining asl qoidalariga zarbalar berishga urinishyapti. Inshaalloh bu narsalarni oldini olishimiz kerak. Demak, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, başka nomlarını zikir kılıp bu halal mı, bu haram mı deyiş doğru mas. Coca-Cola, Pepsi, Red Bull ya başka nom bilen buluştan kat'i nazar. Bu içimliklerinin maddesini içi de şeriat haram kılgen narsa bulmasa halal, şeriat haram kılgen narsalar bulsa, onun nomi asal bulsa hem haram. Bana şu umumi kaide.